Grubo Aquatics'ten herkese merhaba arkadaşlar. Ben Batuhan. Yepyeni bir videoya daha hepiniz hoş geldiniz. Alışılmışın aksine arkadaşlar bugün evde değilim, iş yerindeyim, ofisimdeyim. Ve bu videoda ofise 160-60-60 ölçülerinde arkadan santlı, taç kapaklı ve güzel bir arka plan dekoru olan bir akvaryum kuracağız. Tahmin edeceğiniz üzere arkadaşlar bu akvaryum çok benim tarzım değil. Taç kapağıyla vesaire. Benim aynı ofisi paylaştığım çok yakın arkadaşımın akvaryumu. Akvaryumun aydınlatması falan hazır zaten arkadaşlar. Sump'la akvaryumu ayıran camın önünde de gördüğünüz gibi güzel bir doğal kaya tasarımlı bir arka plan var. Ben şu anda bir fidanlıkta çalışıyorum. Çalıştığım yerin çevresinden bu arka plana uyumlu olabilecek kayalardan topladım. Akvaryum çok ağır olduğu için yerine bir kere yerleştirdik. Yerine yerleştirmeden önce de sump bölümüyle ilgili telefonla ufak bir video çekmiştim. Eğer o videoyu kaybetmediysem sizlere paylaşırım. 160 santim uzunluğunda ve 15 santim genişliğinde büyük bir sampı var. Biz bu sampa olabildiğince filtrasyonda bize yardımcı olabilecek birçok malzemeyi önceden hazırlayıp yerleştirdik. Onun haricindeki teknik ekipmanları da arkadaşlar kanalımızın uzun yıllardır ekipman sponsoru olan Atakan Pet Shop'la hallettik ve bu akvaryumun kurulumuna sponsor olmak istediler. Kendilerine de buradan çok teşekkür ederim. Ha bu arada şunu bahsetmeyi unuttuk. Bu akvaryumda ne besleyeceğiz arkadaşlar? Akvaryum sahibi olan arkadaş ne besleyeceğimiz konusunda birazcık kararsızız. O biraz Tanganyika türlerinden beslemek istiyor. Ben belki karma bir Malawi olabilir diye düşünüyorum. Akvaryum kayalık az bitkili bir ciklet akvaryumu olacak. Ama hangi ciklet besleyeceğimiz konusunda şu anda kararsızız. Siz bu videonun sonunda tabii balıkları tanka eklediğimde hangi balıkları beslediğimi zaten görmüş olursunuz. Bu arada teknik bir problem var sanırım. Arkadaşlar akvaryumun ışıkları flicker etkisi yapıyor. Bunun ne yazık ki bir çözümü yok sanırım ya da en azından ben bilmiyorum. Video boyunca bu flicker yani ışığın dalgalanması konusunda rahatsız olursanız şimdiden kusuruma bakmayın. Haydi daha fazla vakit kaybetmeden bu 500 litre litreyi aşkın tanka güzel bir tasarım yapalım. Arkasındaki doğal kayalık arka planın önüne yine ona uyumlu bir şekilde bir kayalık tasarımla güzel bir kurulumu tamamlayalım. Ve sonunda da balıklarımızı ekleyelim. Umarım beğeneceğiniz bir video olur. Beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Haydi hemen kuruluma geçelim. Hepinize keyifli seyirler. Evet, bismillah diyoruz ve başlıyoruz. Şimdi öncelikle büyük kayalar koyacağım için kayaların altına XPS dediğimiz bu malzemeyi koyuyorum. Kayalar aşağıdaki cama zarar vermeyecek. Hem de biraz daha yükseltmiş olacağım kayaları. Bu şekilde tank yukarıya doğru doluluk oranı artmış olacak tankın. XPS malzemeyi arkaya çok fazla yaslamıyorum. Çünkü bitki dikeceğim kayaların arasına. Arka tarafta birazcık daha kumum olması lazım. Hem de çok kenarlara getirmiyorum. Çünkü kenarlardan da camın dışından görünmesini istemiyorum. Bayağı bir dikkatli çalışmam lazım. Taç kapağı saçma bir şekilde kaldırmak zorunda kaldım. Çünkü taç kapakta bir tasarım yapamam. Bundan dolayı da birazcık daha dikkatli çalışmam gerekiyor. Şimdi bir tane daha bunu koysam. Arkadakini bir tık daha ne alabilirim sanki.
şu en üst noktamız. Bu en üst nokta hakim kayayı kaybetmemek için diğer kayaların hepsini bundan daha aşağıya konumlandırıyorum. Hakim kayanın en üstünü de tankın altın oranına, yani 3'te 1'ine yaklaşık olarak oturtturuyorum. O 3'te 1'den birazcık buradan aşağı ineceğim. Birazcık da buradan aşağı inmeye çalışacağım. Dediğim gibi çok teferruatlı hazırlandığım bir proje olmadığı için elimdeki malzemeleri en iyi şekilde değerlendirmeye çalışıyorum. Sonuç konusunda garanti vermiyorum o yüzden. Çünkü evde hazırlandığım projelere tüm ekipmanlarımla araştırmalarımla uzun süren hazırlık süreçlerinden sonra başlıyorum. Burada elimdeki malzemelerle bir şeyler değerlendirmeye çalışıyorum. Şu sağ taraf fena değil. Sağ taraf azıcık oturdu da sol taraf çok oturmadı. Orayı oturtturmaya çalışıyorum. Oranın tasarımı değişebilir muhtemelen. Bu fena olmuyor gibi. Şu yüzeyi şurası tamamladı. Arkadan ona destek oldu. Şimdi de şu fazlalık gibi geliyor gözüme. Şimdi bunu da arka plana atsak birazcık. Şöyle nasıl? Birkaç tane daha küçük boy kayaya ihtiyacım varmış açıkçası. Bulabilir miyiz ki?
Arkadaşlar gördüğünüz üzere tankın tasarımı tamamlandı. Suyu neredeyse dolmak üzere, bitmek üzere. Kayalar arka plana süper uydu. Kum çok yakıştı. Arka planın rengiyle ön planın rengi mükemmel, acayip içime sinen bir tasarım oldu. Gerçekten çok keyif aldığım bir tasarımdı. Saatlerimi verdim. Mesaiden sonra ofiste kalıp tankı kurdum. Şu an tankın başında çalışmamın 4. saati falan. Yani su dolma işlemi bitmek üzere. Ben filtreyi çalıştırıp gideceğim. Ama olabilecek en kötü şey oldu. Ne olabilir? Tank patlayabilir ya da bir arıza olabilir. Onlardan birisi. Gördüğünüz üzere arkada bir su sızıntım var arkadaşlar. Bu tank dediğim gibi arkadaşımın akvaryumu. Sıkıntılıydı. Arkada ufak bir çatlağı vardı. Tamir ettik. Tamir ettikten sonra 1-2 hafta su doldurduk ve denedik. Hiçbir problem yoktu arkadaşlar. Denemenin akabinde bu tankı kurdum. İşte böyle oluyor. O kadar emek verince su sızdırmaya başlıyor ne yazık ki. Söylenecek bir şey yok. Şu an acayip moralim bozuldu, demoralize oldum. Nasıl tepki versem, ne yapsam bilmiyorum yani. Tek başıma oturdum, 4 saat uğraştım şuna. Bu videonun böyle kapanmasını istemezdim. Gerçekten söylenecek bir şey var mı bilmiyorum. Hiç keyfim kalmadı. Kusuruma da bakmayın. Bu videoyu böyle kapatmak istemezdim. Çok içime sinen bir tasarım oldu. Ama üzücü. Gerçekten üzücü. Yani şu an söyleyeceğim hiçbir şey yok ya. Hani tank zaten boşken ağır. Bu şekilde hani tasarımı bozmayayım, öne çekeyim, arkayı tamir edeyim falan diyemeyiz. İmkanı yok. Tasarımın hepsi bozulacak. Su komple boşalacak. Kayaların hepsi, kumun hepsi çıkacak. Yani bilmiyorum ya. Gerçekten bilmiyorum. Düşünmek de istemiyorum şu an. Şu an videoyu kapatıyorum arkadaşlar. Ne olur Allah kerim ya. Kendinize çok iyi bakın. Dediğim gibi bu videoyu böyle kapatmak istemezdim. Tek başıma şimdi bu suyun hepsini boşaltacağım. Bitkilerin hepsini sökeceğim. Bitkilerin hepsini tekrar eve gideceğim. Dediğim gibi hiçbir şey konuşmak istemiyorum şu anda. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.